Nasılsın? Morga gelene kadar inanmak istemedim. Baban çok kıymetli bir insandı. Demek ki hastalığıyla baş etmekte zorlandı da bize hissettirmedi. Yavuz'la annem nerede? Odalarına çıktılar, dinlemiyorlar. Onlar da perişan oldu. Çınar belki yeri ve zamanı değil ama... kafan rahat etsin diye söyleyeceğim. Şu Amerika'ya yerleşme işini erteleyelim biraz. Şu durumda aileni yalnız bırakamayız. Sen harika bir eşsin. Çok özel bir kadınsın. Her yerde adamları var. Hem de hiç aklınıza gelmeyecek insanlar bunlar. Peki... bana bunun ne anlama geldiğini söyler misin? Girişim üyelerinin birbirini tanımak için değişik yöntemleri var. Bu sembolde onlardan en önemli olanı. Yani bu sadece girişim üyelerinde mi var bu sembol? Evet. Bu sembolü nerede görürseniz orada bir girişim üyesinin olduğunu bilirsiniz. Anlarsınız. Peki bir tabloda falan gördüysem? Nasıl bir tablo? Yani tablo işte, portre. 1800'lerden falan kalma herhalde. Adamın şurasında, yeleğinde falan asılıydı. Sen nerede gördün bu tabloyu? Yok, o tablo olamaz. Hangi tablo? O tablo Türkiye'de olamaz. Ben oğlum hasta etme adamı. Hangi tablo? Evet, bir tablo var. Girişim üyelerinin en üst düzey yöneticilerine hediye verilir. Ama Türkiye'de öyle biri olamaz. Mümkün değil. Ben gördüm o tabloyu ya. Peki bildiğin hiçbir bağlantısı yok mu bu girişimin? Var. Ama başka gezegende. Lan adam başka gezegende diyor. Ya bırak kızım, bırak gitsin ya. Abi ya. Görmüyor musun deli ya, zır deli. Bravo, bravo. İyi halt ettin Mümtaz, bravo. Oğlum deli lan. Valla bence o kadar da mantıksız değil söyledikleri. Bir araştırmak lazım. Ya bırak ya, oradan bir şey çıkmaz. Lan, merak etme lan, seni o gezegene yollamayacağım. Ben o tabloyu gördüm. Nerede gördün? Nerede gördün? Söylesene. Ayşegül'ün kocasının evinde gördüm. Tamam. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, aman aman. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, aman aman. Gezme ceylan bu dağlarda, seni yavlarlar. Alaydan babaydan yardan ayrı koyarlar. Bizim öyle fazla vakit geçirme şansımız olmadı ama... tanıdığım kadarıyla çok hayat dolu, çok kuvvetli bir adamdı. Çok şaşkınız. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Biz de öyle. Biz de. Ama çok ümitsizmiş demek. Son zamanlarda çok fazla bahsederdi ölümden. Ben ölmeden görebilsem, ölmeden halletseydik şu işi falan. Ama bunu yapacağı hiç aklıma gelmedi yani. Allah sabır versin. Geride kalanlara en iyi çare zaman. Bundan birkaç sene önce biz de birbiri ardına çok yakınlarımızı kaybettik. Hepsi çok genç yaşta gittiler. İlk başta sen de ölmüş gibi oluyorsun da sonra zaman her şey derman oluyor.
Evet, öyle derler. Müsaadenizle. Kızım, biraz konuşalım mı seninle? Nasılsın kızım? Gördüğün gibi. Önce İsa, şimdi de Sadık Bey. Bunun dışında nasılsın? Döndüğünü biliyorum. Biliyor musun? Yaşıyormuş. Baba yaşıyormuş. 2 senedir yaşıyormuş. Bana söylemedi. İnsan sevdiğinde yapar mı böyle bir şey? Bilmiyorum. Ben onun acısıydı. Deliriyordum az kalsın. Kendimi öldürmeye çalıştım ama... sen şahitsin, yapmadım mı? Sana söyledim, bu amatör. Ya abicim, sen böyle önemli bir haberi bizden niçin saklıyorsun ya? Ya söylesem ne olacaktı? Söylesem ne olacaktı? Söylesem daha da ısrar edecektiniz. Poyraz o eve gir, Poyraz o eve gir, Poyraz o eve gir diye benim beynimi yiyecektiniz. Ayrıca belli ki tabloyu yanlış görmüşüm. Baksana, tablo Türkiye'de bile yokmuş. Ulan o tablo o evde olsun olmasın. Sen o eve gireceksin. Senden başka kimse beceremez bu işi. Anlamıyor musun sen ya? Hem zaten Ayşegül yurt dışına taşınmış diyeceksin değil mi? Biliyorum. Ama hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Ben Ayşegül'ün evlendiği eve adımımı atmam. Bunu kafanıza sokun. Ayşegül'ün taşınacağını sanmıyorum diyecektim. Heh, al işte. Niye? Sadık öldü bugün. Çınar annesini o durumda bırakıp gitmez. Al işte ya, al işte ya, al işte! Bütün dünya bas bas Poyraz o eve girme diye bas bas bağırıyor. Bütün dünya bağırıyor, Poyraz o eve girme diyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.